Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kün tertibdeki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınemsiz diktanlar ekranımızda bulsun. Xitay bilen Hindistan askerleri arasında tokunuş kilip çıktı. Hindistan vakit gezinin 10. maydaki haberde bildirilmişçe, Chigra rayonundaki Hindistan askerleri bilen Xitay askerlerinin arasında yüzbergen sürkülüşte iki tarafdan bulup 11 asker yaralanğan. Tokunuş Hindistan'ın şimali rayonu Sikkim'deki Nakulada yüzbergen. Tokunuşka iki tarafdan 150 etrafında asker katlaşkan bulup 4 Hindistanlık ve 7 Xitay askeri yaralanğan. Hindistan armiyesi Chigra müdafiye kısmı bu haqta bayanat ilan kılıp, İki taraf söhbetleşiş arqalıq sürkülüşnin pesküyüğü tüşkellikini elan kılgan. Xəbərdə bildirilişçe, yıqınqı yıllardan beri əməli kontrol rayonu ətrafıdaki toqunuş iki tarafının ciddilikini küçəyti vətkən. İki taraf Sikkimge yıqın talaş tartıştiki doklam iğizliki de terkişini davamlaştırıp gelmekteyken. Məlum buluşça, Xitay armiyasının çarlaş ətrati Xitay özüki təvəlikini dava kılıvatkan rayonda Hindistan əskerleri bilen uçuruşup kalgan. Arkadan iki taraftan bir neçe asker arasında tokunuş yüz bergen. Sürkülüş evciye çıkıp iki taraftan tekhimi köp asker çakırılgan. Xitay bilen Hindistan otrası da uzundun buyan devamlaşıp kilovatkan Chigra macerası bar bulup, bu Chigra sürkülüşe 2017 yılı 8. aydımı yüz bergen. Aynı vakitte Hindistan bilen Xitay askerleri birbirge taş atkan. Şundakla Ladakh'nın Pangong köle etrafıda uğraşkan. Ondan başka mezkur Chigra sürkülüşü 1962 yılı iki tarafının otursudaki uğruşunu keltürüp çıkargan. Hindistan Devlet Müdafiye Ministerliği kitabı Akıl Ambiri Doklam'nın Birleşme Can Tetkikat Merkezi Sırtıgı Nazar Serlevhilik makale ilan kılıp, Hindistan'ın öz gücünü namayan kılışının intayın muhim işkerlikini, çünkü talaş tartışlık Chigra rayondaki tenişliğinin daimlik besim aslıda özgürüp durganlıkını. Onun üstüge Xitay'nın kanunu kılap kılmışlarının bargansırı köpüyüp, Tehimi köp sürkülüşünü keltürüp çıkarganlığını bildirgen. Wuhan'da yeniden yuqumlanğıçılar bayqaldı. Xinhua agentliğinin haberde bildirilişçe, Xitay'nın Wuhan şehrinde uda 2 gün yeniden yuqumlanğıçılar bayqalgan. Xitay dairelerinin ma'lumotlariga asoslanganda Wuhan şehrinde bir aydan beri yeniden yuqumlanğıçılar bayqalmagan. Ama bu vaziyat tuyuqsiz özgergen bolup, tünügün Wuhan'da yeniden bir yuqumlanğıçı bayqalgan. Bugün yeni yeniden 5 yuqumlanğıçının köpeygenliği elan kılındı. Ondan başka bütün Xitay tevasıda yeniden yuqumlanğıçılarının sanımı yakınkı mezgildeki en yukarı çeki çıkan bulup, 10. may bir gün içide yeniden yuqumlanğalar uyetliği yetken. Xitay dairelerinin yuqumğa alaqadar sallıq malumatları izcil halde xalqaranın gümanını kozgap gelmekte bulup, bu aktiki tenkitler üzülmedi. Aldınkı mezgillerde yine Xitay'nın yeniden yuqumlanğıçılar yok degen neticini saklap kılış üçün virus bilen yuqumlanğanlarını doktorxanığa ilişini ret kılganlığı ve bu ahvalını yuşurganlığı aşkarlanğan idi. Yardımcı sakçı Şarkı Türkistan'daki içki ahvallarını aşkarıldı. Zimistan Doğru'nun 10. maydaki haberde bildirilişçe Xitay'dan Şarkı Türkistan'a kelip işleyen bir neçe yardımcı sakçı Xitay dairelerinin Uyghurlarını bastırışıga alakadar tepsilatlarını aşkarlıgan. İsmini aşkarlaşını halimigan yardımcı sakçının bildirişçe, Ürümçinin koçularda her 500 metr aralıkta bir sakçı ponkiti bar bolup, her birini 20'den artıq sakçı qoğdaydıken. 4 sakçı ponkiti bir grupı bulup belgilengen rayonlarda 24 saat çarlaşkı mesul bulidiken. Eğer bir sakçı ponkiti tevallikide vaqa yüzberse, kalgan 3 sakçı ponkiti darhal hareketke ötüp, 50'den artıq sakçı ve 10'nacı sakçı maşinisi əvət edikən. Agahlandırış signalı berilip, 1 minut içi de vaqa yüzbergen cayğı baralmağan sakçılar cazalındikən. Onun muhbirge eğitip berişçe, Ürümçi şehirde 100.000'dan artıq amanlıq saklaş xadimi bar bolsumu, ama Xitay ölkelerden muqumluğunu saklaş üçün üzlüksiz xadim qobul kılıngan. Şarkı Türkistan'nın Manas naisidiki məlum sakçıxanda işligen yardımcı sakçı, muhbirinin ziyaretini qobul kılıp, her bir sakçıga sallıq malumat ambirge bağlanan sakçı mülazimet üskünüsü berdi galıqını. Sakçılar barlıq kişilerinin uçurlarını köreleydi galıqını, hatta aile azalarının uçurlarını mı tapkılı buludu galıqını bildirgen. O yani koçudik itibatkan kişilerinin her vakit sakçılar tarafından sorak kılınışı mümkünlikini,
u bilidigan bir uyg'urning hatto bir kunda 34 qitim tekshirilganligini Yanfunida Xitoy doirlarini tanqid qiladigan sezgur uchurlar bayqalgan uyg'urlarning jazo lagerlariga qamildiganligini Uyg'urlar saqchilarini ko'rganda qo'rqib, yiroqdan ag'ib o'tadigan bo'lib qolganligini oshkorlagan. Uning yana oshkorlashgan nuqtalik nufus qatoriga tizilgan Uyg'urlar uzun muddat nazorat qilinganidan sirt, yana ularning 3 avlod tuqqanlarimi davomli nazorat qilindi ekan. Ularning maktabda o'qishiga, xizmat tepishiga va mahallasidan ayrilishiga yo'l qo'yilmaydi ekan. Birtala oblastida yordamchi saqchi bo'lib ishlagan birining muxbiriga bildirishcha Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarining hammasi bir qadar chat joylarga selingan bo'lib, sirtdagilarning tepishi oson emas ekan. Jazo lagerga tutishadigan yo'lda alohida saqchilar bor bo'lib, agar birarsi bilmasdan bu yo'lga kirib qalsa, qoralliq saqchilar tomonidan to'sib olindi ekan. Jazo lagerlarining maxfiyatlik darajasi yuqori bo'lganligidan, hatto vazifa ijro qilayotgan saqchilarmo kirish uchun 3 tekshirish o'rnidan o'tishi kerak ekan. U o'zining bir qatim ma'lum o'rindagi jazo lagerga xizmat uchun borganligini Hatta onumu ayığını saldırıp tekşürgenlikini, ceza lagerdeki tutkullar bilen alakalaşmaslık hakkıda agahlandırılgalıkını, lagerdeki sakçılarının hemmesinin yanfun işiltişi çekilengenlikini aşkarlıgan. Onun yeni aşkarlışça lagerden çıkkallarının bir kısmı ilgirkigi okşumaydıgan bulup kalgan. Ular neminin yakşı, neminin hata işgenlikini eğitip berelmeydıgan bulup, normal hüküm kılıç iktidarını yokatgan. Hatta vaziyat iyg'irlashib qolganligi sababli jazo lagerga kirib chiqqanlarning urug' tuqqanlari va do'stlari ulardan qochadigan bo'lib qolgan. Uning bildirishicha jazo lagerdagi saqchilarmo qattiq boshqurilganligi sababli bardoshlik berolmay, ish tashlab ketib qolganlarmo ko'p bo'lgan. Uning bilan birga ishlayotgan 30 nacha saqchining ko'pinchisi bardoshlik berolmagachga iste'fo so'rab ketib qolgan. Xitoy virusi vahimasi sababli 5G to'ri aslahalari ko'ydirib etildi. Yangi Shafaq gazetasining bugungi xabarida bildirishicha, Xitoy virusini 5G to'ri keltirib chiqargan deb qaraydigan bir qism angliyaliklar hozirga qadar 77 to'r punktini ko'ydirib o'tgan. Xitoyning Wuhan shahrida paydo bo'lib, butun dunyoga tezlikda tarqalgan Xitoy virusi yuqumi sababidan 250 mingdan ortiq odam hayotidan ayrildi. Garchi virusning kelib chiqish sababi texi dalillanmagan bo'lsa-mu, Ama bir kısım kişiler 5G to'ri signalining virus bilan munosabati borligi haqidagi qarashlarni tarqatgan. Yangi uchurlarga asoslanganda bir kısım angliyaliklar yuqorqi qarashqa ishindigan bo'lib, hozirgacha nurg'ullagan 5G to'ri punktlariga o't qo'yib, nur kabel yotqizdigan ishchilarga hujum qilgan. Angliyadagi 4 ko'chma xabarlashish shirkatining birlashma gavdasi bo'lgan ko'chma xabarlashish shirkati Angliyada hujumga uchurgan 5G to'ri punktining 77ga yetganligini e'lon qilgan. Türkiye'deki yuqum vaziyeti pasaymoqda. Türkiye Cumhuriyeti Sahiya Ministri Fahrettin Koca 10 may bir kun ichida Xitoy virusi bilan 47 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7 da Türkiye'deki Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 36187 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 1542 yuqumlanuvchining ko'payganligini Bunun bilan Türkiye'de Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 138657 ga yetganligini, bir kun ichida 47 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 3786 ga yetganligini bildirdi. Sahiya ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida 3211 nafarining salomatligining asliga kelganligini, 1154 bemorning kesilining iyg'ir ekanligini, ammo kesili iyg'ir bemorlarning soni ozayishga boshlaganligini Virusni to'liq yengish uchun har xil oldini elish tadbirlarini kuchaytirish kerakligini, shunaqli xalqning oldini elish tadbirlariga amal qilishi kerakligini ta'kidladi. Sam Brownback dunyo jamoatchiligini Uyg'urlarni unutib qolmaslikka chaqirdi. Amerikaning xalqaro diniy erkinlik alohida elchisi Sam Brownback dunyo jamoatchiligini lagerlarga tashlangan Uyg'ur musulmonlarni unutib qolmaslikka chaqirdi. U Ramazanning 13-chi kuni Twitterda e'lon qilgan bayonotida dunyo jamoatchiligiga xitob qilib mundaq dedi. Dunyo miqyosidagi musulmonlar Ramazon mezgilida masjidlarda duo tilovat va taat ibodat qilayotgan paytlarda lagerlarga qamilib, o'z masjid ham muqaddas joylarining Xitoy kompartiyasi tomonidan vayron qilinishiga shohid bo'layotgan Sharqiy Turkistondagi ziyonkashlikka uchragan Uyg'ur va boshqa musulmonlarni unutmaydi. Xalqaro dini e'tiqod erkinligi bosh elchisi Sam Brownback Uyg'ur masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lgan va Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan basturiy siyosatlarini izchil ayiblab kelayotgan Amerika amaldorlarining biri.
O ötken ayda Amerika'nın İran'daki mevhum elçihanesi torbetide ilan kılınan bir makalede Xitay rejimi dini ziyankeşlikten özünü tartkını yok. Hazır bu ehval tehamı tiz süratli kengi vatıdı degen idi. Xitay rejiminin 2017 yıldan başlap 3 milyondan 5 milyon kıça Uyghur ve başka yerlik milletlerini yığıveliş lagırlarına kamağallıkı malum. Bularının lagırlarda türlük dümen horluklarına uçurgandan başka öz dini itikadının vazgeçişki mecburlanğallıkı lagır şahitleri tarafından aşkarlanğan idi. Uyghur karhanıcı Ekber Esad ve Doktor Ababekri Abdirşit türmede. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilişe, Amerika Taşkı İşler Ministerliği'nin nüfuzluk programmasına katlaşkan Uyghur karhanıcı Ekber Esad, atalmış milli öçmenliki kutrat kuluk kılış gümanı bilen 15 yıllık kesilgen. Onun Amerika'daki hadisi Reyhan Esad, inisini kutulduruş için ilan kılgan müracaat namiga karganda, Ekber Esad 2016 yılı 20 fevraldan 15 martıqca Amerika Taşkı İşler Ministerliği'nin halkara ziyaretçi rehberlerine terbiyeleş programmasına katlaşkan. Halbuki o Amerika ziyaretini ahırlaştırıp Xitay'a kayıtıp 3 haftadan keyin tutup getilgen. New York vakti gelsinin haber kılışı Amerika Taşkı İşler Ministerliği'nin bayanatçısı Morgan Ortagus hanım Amerika diplomatlarının onun meselesini Xitay'ın sämigi selişini izgil devam kıldığalıqını bildirgen. Ve Xitay'ın mecburi tutkun kılınğalarını derhal koyup berişke ve Şarkı Türkistan'daki kabih siyasetlerini ayaklaştırışkı çakırgan. Aksaray Devlet Xavfsizlik Komitesi'nin bayanatçısı John Oliyotmu Trump hükümetinin Ekber Esad'ki okşaş milyonluğun Uyghurlarının meselesine köngül bülüp kelgerlikini etkan. O sözde hükümetimiz Xitay Kompartiyası'nın Ekber Esad'ki okşaş milyonluğun Uyghurlarının milli kimliki ve dini itikadını yokut vetiş üçün onlarının mecburi tutkun kılgallıkı, minisini yuvatkallıkı ve emgeki mecburla vatkallıkını dünyaya cakarlap geldiği digerlerini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha Ekber Esad Sharq Turkistonda olqishga erishgan Bag'dosh munbirining qurg'uvchisi bo'lib, mazkur torbatning 100 mingga yaqin qo'llanuvchisi bor ekan. Amerikaning Xitoyda turishliq sobiq bosh elchisi Max Bakus 2014 yili Sharq Turkistonni ziyorat qilganda, Ekber Esad mo Max Bakus bilan ko'rishishga tanlangan bir guruhi savdogarlar qatoridan o'rin olgan. Reyhan Esad'ning New York vaqti kelsiga aytishicha, Max Bakus ayni chaqda Ekber Esad'ni Taşkı İşler Ministerliği'nin rehber terbiyeleş programmasına iltimas kılışkı rıgbetlendirgen. Onun iltiması kabul kılınan deyken, o 2016 yılı fevralda Amerika'ya gelgen. Ve 3 haftalık programını tamamlayan deyken, aynı çağda Harvard Üniversitesi Kanun Fakültesi'nde okuvatkan hadisinin okuş bitiriş mürasımına atı anısını elip Amerika'ya kayıt kildiğallıkını vədi kılıp Xitay'a kayıtkan. Halbuki o ürümçüge destep 3 haftadan keyin tutup getilgen. Şunu deyken, onun Amerika'daki hadisi Reyhan Esad inisini kutulduruş üçün hareketke ötken. Ekber Esad, Amerika Taşkı İşler Ministerliği'nin 2019 yıllık kişilik hukuk dokudatı'ğı kirgizülgen. Yeni bir tarafından, Germaniya'da 2013 yılı bilim aşırgan deyken, vatenge kayıtkan, atalmış Şinjang Pedagogika Üniversitesi Filologiya İnstitutu'nun okutkuçisi, Doktor Ababekri Abdirşit Efendi'nin mu 2018 yıldan başlap tutkunda işkerliki delillendi. İran Deniz Armiya maneverida hata halda öz parahotini paçaklap taşladı. İran'da tünügün ötküzülgen Deniz Armiya maneverida vaka yüz berip 19 kişinin cendin ayrılgallıkı ve 15 kişinin yardar bolgallıkı bildirildi. İran resmi haber agentliğinin haber kılışça İran Deniz Armiya komandanlık şitabi İrna Halık İşleri İşhanesi tünügün basıra koltukuda ötküzülgen Deniz Uruş Parahotu'nun maniveri ceryanında yüzbergen hadisede 19 kişinin cenedin ayrılıp 15 kişinin yardar bolgallıkı bildirildi. Bayanatta Koranik Uruş Parahotu Peristan'a tartıp çıkarılgallıkı bildirilgeli ki, lekin vakanın tepsilatı hakkında hiç kandak malumat berilmegenliki uxturuldi. İran taratkuları İran Deniz Armiyesi'nin basıra koltukadaki maniveri ceryanı da devletki tabi bir uruş parahotunun ihtiyatsızlıktan paçaklanğallıkı ve onluğun kişinin cendin ayrılgallıkını ilan kılgan idi. İran Armiyesi tarafından bugün etigende ilan kılınan bayanatı bolsa, bu vakanın Koranekis uruş parahotunun yardımcı etreti keltürüp çıkargan hadisi ihkerliki ve bir kişinin cendin ayrılgallıkı uxturuldi. Hong Kong'da sakçılar demokratiyanı kolluğucu namayişçilerini nazaretke aldı. Xitay'nın Hong Kong alahide memuri rayonunda sakçılar hükümetke karşı namayiş ötküzgen 200'den artık demokratiyanı kollaydıgan namayişçini nazaretke aldı. Hong Kong sakçı mesulleri namayişçilerinin Hong Kong rayonunda şuar toğluğallıqını ve yollarını takıp bazı koçularına ot koyuqallıqını ilgiri sürdü.
Alma kündülük gazete 200'den artıq namayışının kolğa elinğallıqını xəbər qıldı. Janubi Xitay ətigallik poşti gazetinin xəbərdə bolsa kolğa elinğallar sanının 250'den aşırıqallıqı bildirildi. Hong Kong'da 2019 yılı 6. ayda gumandarlarını Xitay'a ötküzüp beriş kanun layısıyla karşı başlanan demokratiyanı kolluğuşçularının namayışları da namayışçılar bilen sakçılar otursudaki tokunuşlar yıl ahırıga kadar evic algan halda devamlaşkan idi. Muavin Prezident Pence özünü karantinaya aldı. Amerika Muavin Prezidenti Mike Pence'nin bayanatçısı KT Meller'de Xitay virüsü yukuma baykalgandayken özünü karantinaya ilişini karar kılgallıqı uxturuldu. Bloomberg kanalının Aksaray'ını mənbə kılgan halde bergen haberige qarğanda cümə günü bayanatçı Meller'de yukum baykalgandayken Pence'mu tedbirini koldun berip koymaslıq üçün özünü karantinaya algan. Tekşürüşte yukum yokluqı diagnoz koyulgan Pence'nin her ihtimallıqını nəzərdə tutup bir məzgil öyüdü xizmət qılıdıqallıqı qayıt qılındı. Pence'nin karantin kararı doğrusu da Aksaray ya ki onun işxanısı hazırlıqçı hiç qandaq resmi bayanat vermedi. Peşembe günü Prezident Donald Trump'nın muhabizatçilerinden birinin Xitay virusunu yuqtırıb alğanlıqı diagnoz koyulğandayken, cümə günü muavin Prezident Mike Pence'nin bayanatçısı Miller'nin mu virus yuqtırıb alğanlıqı diagnoz koyulğan idi. Şu günü Trump'nın Aksaray məsləhətçisi bolğan kızı Ivanka Trump'nın yardımcısı ve başka 11 nəfər məxfi razvedka xadimi də mu Xitay virusu yuqumu bayqalğan idi. Xitayning Dünya Səhiyyə Təşkilatı'a besim işlətkənliki aşkarlandı. Xitayning Dünya Səhiyyə Təşkilatı'a besim işiltib, Xitay virusu tunji qetim otturğa çıqqan məzgildə insandan insanğa yuqmaydı deb bayanat elan qilishqa məcburluğanlığı bildirilməkdə. Germaniyadaki Der Spiegel jurnalının Germaniya İstihbarat İdarisi BND'ye yakın kişilerine mənbə kürsətken haberde Xitayning Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın Xitay virusu yuqumu partılığandayken dünyayı yarışarı xarakterlik yuqumluq apet agahlandırışı elan kılışını keçiktirişin tələb kılığanlığı əskertildi. Haberde 21. yanvarda Xitay Prezidenti Xi Jinping Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın baş direktori Tedros Adhanom Ghebreyesus'u telefon kıldı. Ve virusun insandan insanı yuqudğanlığı haqqıda məlumat elan kılıçtın saklanışı gerektiğini, şundaqlı yuqumluq apet agahlandırışı elan kılıçtın mu keçiktirişi lazımlıqını tələb kıldı deyildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bolsa bu məlumatlarını rədd kıldı. Amerika Xitay muhbirlarına vizi çəkilməsi yolu qoyuşqa başıldı. Amerika bilen Xitay otursudaki muhbirlarına qartılığan pozisiyaya münasibetlik yirikçilik yuqarı pəlləge çıxdı. Amerika Devlet İçki Bexatarlık Ministerliği Xitay muhbirlarına berilgen vizi müddeti haqqıda yeni kararnamı makulladı. Ministerliğinin bugün düşenbe gündən başlap yolu qoymaqçı bolğan kararıga binaen Xitay muhbirlarına berilgen vizi müddeti 90 gün belirli çekilindu. Ekvalığa qarab bu müddet uzartılışımı mümkün. Hong Kong yaki Aumin muhbirleri bu yeni kararının təsirge uçurmaydı. Aldınki kararnamede muhbirlar işleyen şirketini almıştırmağın takdirde bir vize bilen 5 yıl turalaydı. Xitay rejimi 19. fevralda Beijing'de Wall Street Journal muhbirlerinin muhbirlik genişkilerini əmeldin kaldırgan bulup, Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo bu kararga qattıq narazılık bildirgen idi. Pompeo 2. Mart'taki yazın bayanatıda Xinhua agentliğini mi öz içige alğan Xitay'nın 5 akbarat organının Amerika'daki muhbirleri sahanığı çekilimi koyğanlığını bildirip, Amerika hükümeti bugün Xitay devletiki təvə akbarat organlarının Amerika'daki muhbirlar sahanığa müddetsiz halde çekilimi koyudu digen idi. Xitay bunun qarata 17. Mart'ta Amerika'nın 3 akbarat organı üçün işleydiğen Amerika puhralarının Xitay'daki işleş ruhsatını bekar kıldığanlığını ilan kılgan idi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet etmen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.